Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu saate kadar neler yaptım? Kahvaltımızı yaptık sabah. Murat birazcık geç uyandı. Uyudu o biraz. Çocukları aldım ben salona geçtim. Ondan sonra işte tost mos hazırladım. Kahvaltılık falan derken saat 3'ü ettik. Ali'nin dersleri var. Birazdan onların başına oturacağız. Ben o oyun oynayana kadar falan biraz mutfağı toparladım, temizledim. Ondan sonra Zeynep'i yatırdık, öğlen uykusuna uyandı. Şimdi Zeynep'e arpa şehriyeli kemik suyu yapacağım, hazırlayacağım. Sabah kahvaltıdan sonra girdim balkona. Bir balkonu elden geçireyim, bir temizleyeyim, toparlayayım dedim. Diğer evde terasta duran bir çekmeceli dolabım vardı ya, sebzelik böyle. Onu getirdim, sebzelik, meyvelik. Onu getirdim ya buraya. Onu ben ne zamandır dolduracağım, dolduramadım bir türlü. Şimdi onu dolduracağız balkonda ama önce Zeynep'in yemeğini koyayım. O pişerken ben de balkonda o işleri hallederim dedim. Taşınımızdan beri öyle 4 katlı bir sebzelik istiyordum. Açıklar vardı aşağıda A101'de. Açık olanları da istemiyordum niyeyse. Patates falan hani açıkta duruyor ya böyle balkonda. Hani cam balkon olsa olurdu ama şimdi açık balkon, bütün toz, moz, her şey uçuşuyor. Zaten balkon çamur içinde kalıyor tozdan. Bir de o patatesler, soğanlar yine ekstra kirlenmesin diye kapalı bir şey istiyordum. Sonra aklımıza o geldi. Kayınvalidem söyledi. O söyleyince ben ha dedim, onu alalım da dedim, en azından burada kullanalım. Orada kutulu böyle ıvır zıvır eşyalar duruyordu içerisinde. Evet, durumları görüyorsunuz orada arkadaşlar. Ben bütün çekmeceleri sildim. Ondan sonra tam ikinci rafı yerleştirmeye başlamıştım ki aa dedim. Ben bugün dedim bir kahvaltıyı çektim. Dedim açayım kamerayı da bir merhaba diyeyim arkadaşlara dedim. Birazdan geçeceğiz oraya. Onun öncesinde hemen bir tane et suyu çıkartalım ve arpa şehriyemizi. Ya tel şehriye de güzel olur aslında ama arpa böyle niyeyse daha bir makarnamsı oluyor. Yani makarna gibi böyle taneleri daha diri diri böyle. Tel şehriye oraya buraya böyle yapışıyor dudağın kenarına Zeynep'in. Hiç sevmiyor böyle çorbasını yaptığında da. O yüzden arpa şehriyeyle yapacağız. Aldım. Şimdi tencereye birazcık yağ koyuyoruz. Tereyağı da koyabilirsiniz. Siz, ben tereyağı koymuyorum. Zeytinyağı, sıvı yağ ne koyarsan koy. Hiç fark etmez. Yani size kalmış bir şey. Şöyle arpa şehriye koyuyoruz. Birazcık fazla yapayım. Bazen böyle Zeynep'in böyle mamalarına Ali de özeniyor. İrmiğine falan mesela. Ne kadar kahvaltıda yapsa irmik falan yaptığımda anne o ne anne bir kaşık bana da ver diyor. O yüzden fazla yapayım o da yer. Evet, ben mutfağı falan da süpürdüm kahvaltıdan sonra. Murat dedi ben süpüreyim dedi, bir temizlik yapalım ev dedi ama ben dedim ki ben mutfağı süpüreyim de sonra yine temizliğe gireriz. Böyle kahvaltı yaptık işte, bir kahve içtik, ondan sonra hop Zeynep uyandı zaten. İşler yarım kalıyor. Şimdi içeride tutuyor Murat onları. Ben de hemen balkonda işlerimi yapayım çünkü soğuk. Bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum ki et suyum tuzsuz yaptım ben. Yani arkadaşlar mutlaka çocuklarınıza böyle hazırlayın. Et suyu, kemik suyu. Güvendiğiniz yerde eğer şey varsa, tavuk varsa o tavuğun suyundan da yapın. Karton bardakları soğuduktan sonra doldurun. Çok pratik oluyor. Hem çok besleyici hem de çok çok faydalı. Televizyonlarda bas bas bağırıyorlar. Kemik suyu, ilik suyu. Süt suyunu ekliyoruz. Yani kıvamının ne kadar katı ya da sulu olmasını istiyorsanız ona göre ekliyorsunuz suyunu. Evet, çıktım balkona. Arkamda da dün gece astığım çamaşırlar. Bak temiz hava gibisi yok ya. Bugün de yasak var ya, o yüzden sokaklar böyle çok sessiz sakin ama gündüz var mı bilmiyorum gün içerisinde. Akşam 9'a kadar mı acaba, yoksa tam gün mü? Yine birkaç insan geziyor aşağılarda. Mis gibi temiz hava. Şimdi başladım ben, temizledim ya buraları. Önce şöyle köpüklü süngerle temizledim. Bakın bayağı bir kirlendi hatta.
böyle bayağı içeride de olsa her ne kadar kirleniyor. Sepetim vardı benim, soğan patates. Onu artık iptal edeceğim. İçeride güzelce yıkacağım onu banyoda. Başka bir şeylerde değerlendireceğim. Kullanacağım. Bu böyle sebzelik meyvelik olacak. Bunu da ya oyuncaklarını mı koyarım artık, ne koyarım, bir şeyler koyarız ya. Koyacak şey dolu evlerde. Buluruz biz yine bir şeyler. Şöyle kabuklarını da soyuyorum. Şöyle üstünden azıcık dökülenleri ki şey dökülmesin böyle kötü. Evet, şöyle atı atı verelim hızlı hızlı. Kayınvalidem de mahalleden patates almış. 2 dolu poşet patates. Geçen yolladı bir sürü. Hep patatesli şeyler yapasım var o yüzden. Çocuklar da seviyor patatesi. Bakın. Bunlar yeni. Şimdi koyacaklarım eski, benim çok marketten aldı. O yüzden bunları üstü üste koyalım. Bunları önce tüketelim. Ya böyle patatesle değişik tarifler istiyorum. Patates kroket yapmak istiyorum. Patates tost yapmak istiyorum. Böyle bir patatesten yapıyorlar ya. Kahve içtim, canım çekti şimdi bile. Patates kroket zaten biz çok severiz. Bir aralar hazır alıyorduk Murat'la. Ama sonra bir daha hiç almadık. Evet, işte bu kadar. Bayağı ağır oldu. Murat diyordu, geçen Emine diyordu, o sebzelik boş, onu doldur uçacak dedi rüzgarda. Ay yok, patatesleri soktuk hemen. Dolduralım elmaları. Elmaları da Migros'tan seçerek yollamışlar. Sanki kendim seçmiş gibi. O kadar güzel ki. Hiç kötü ürün yollamıyorlar böyle, var ya. O kadar taze seçiyorlar böyle ezik çürük. Aman ne, nasılsa paket servis deyip yani ezik çürük yollamazlar. Şuraya da muz koyalım böyle. Tamam, en üst kata da mandalları bir şeyleri koyarım yine. Şöyle alalım. Evet, pırıl pırıl oldu işte. Şimdi şu kapıya sıfır yapayım diyorum. Şöyle. Birazcık daha itleyelim o tarafa. Daha iyi böyle. Tamam. Sıfır oldu. Şimdi buraya da ne koyacağım? Mandalları falan koyarım böyle. Şeyde balkonda olan ıvır zıvırları. Mandallarımızın da kabuğuna bakın. Açıkta olunca böyle toz oluyor. Ondan sonra şöyle iki tane saksım vardı. Bunları koyalım. Şöyle dursun. Şu mandalları da şöyle atayım içine. Bunların kutusu var ama şey, kombinin içerisinde. Bunu böyle ayaküstü ortalıkta durduğu için toz olmuş buralarda. Tamam, mis gibi oldu. Bu kadar güzel kullanışlı oldu işte. Şunu da yıkarız. Evet, şehriyemiz ne durumda? O da başlamış şişmeye. Şimdi bu sepeti de alacağım. Bu sepet boşaldı artık. İçi boş. Bunu da yıkayacağız artık banyoda. Ondan sonra bir şekilde değerlendireceğiz. İçine koyacak şey bulunur bizim evde. Çamaşırlar da kuruduysa toplayayım dedim ama kurumuş kurumuş. Şunlar bir nemli, benimkinler. Diğerleri kurumuş valla. Zeynep'inkiler hemen kuruyor. Bak, buna mandal asmamış, sizi yutmamış. Bunları aloe veralıyla yıkadım arkadaşlar. Kokusu falan çok güzel ama bana koku lazım değil tabi. Güzel yıkaması önemli. Şu yakalarını falan mesela hiç çetrelemedim. Bakın tertemiz yapmış. Sarı sarıydı bu yakaları. Hep bir şeyler döktüğü için. Ama güzel temizlemiş. Çok arkadaş beğenmemiş aslında ama ne bileyim. Şunun önündeki lekeyi çitleyerek atmıştım. Bakalım lekesi duruyor mu? Oradan alınacağız. Yok. Çitleyerek attım. Beyaz sabunla. Bak, o da çıkmış. Gayet güzel. Güzel yıkamış. Mis gibi de kokuyor.
parfüm gibi. Evet, kombinin içindeki mandal kutusu dediğim de buydu ama bu da burada tozlanmış. Bunu da yıkayayım bari. Şunlar da kombinin parçaları sanırım. Neymiş? Duvar tipi davlumbaz garanti belgesi. Ha, aspiratörün. Şurada orkide toprağı var. Şu çıtalar ne bilmiyoruz. Taşındığımızda buraya geldiğimizde duruyordu. Şuna yıkayıp şuna koyayım en neyse. Mis gibi hava. Vallahi şimdi yasaklar olmasa herkes dışarılarda geziyordu vallahi. AVM'ler tıklım tıklım olacaktı. Şuradaki botaniği de bitirmişler. Bütün ürünleri koymuşlar. Evet, askıdan aldığım gibi Zeynep giydi tütü eteğini. Hemen bakar mısınız? Ben de burada çamaşırları katlıyorum bir yandan böyle. Zeynep'e göre yine bir şeyler açık. Televizyon ona özel. Geçen gün Zeynep'i öp bizim için demişler de ben şimdi Zeynep'i sizin için şöyle bir dolu dolu öpeyim mi? Öp. Hadi gidelim, gel bakalım. Oh, şapır şapır. Öyle gömüle gömüle. Eteğe bakın eteğe. Akşam yemeklerini yedik, mutfağı toparladım, çocukları da yatırdım. Geldim şimdi çay doldurmaya. Çocukları yatırmadan önce hazır çayı demlemişken birer bardak biz içtik. Şimdi sütlaçla birlikte birer bardak daha içeceğiz. Bugün böyle ufak tefek işleri hallettim arkadaşlar. Başka da bir şey yapmadım. Gördünüz zaten neler yaptık, neler ettik. Ama balkon işlerimi hallettim ya, iyi oldu. Ellerim çatladı soğuktan. Bakar mısınız ellerimin üzerine, bakar mısınız? Yoğun yoğun nemlendiriciler sürüyorum. Aynı sefa balsamı sürüyorum. Neler sürdüm. Bir tane bu balkonda turşuma baktım da yumuşamış bu. Kapağı da atmış. Yani bombili olmuş kapı. Açtım bir tane elbisten aldım, yumuşacıktı. Alttakiler de aynı mı bilmiyorum. Yarın artık yaptığım yemeğin yanında yeriz. En üstten bir tane aldım da yumuşak olmuştu. Ama bunlara şey yetmemişti ya. Sirke falan yetmemişti. Hani sirkeli olanlar güzel olmuştu ama ötekiler birazcık böyle. Sadece tuzlu olanlar pek hoş olmamıştı niyeyse. Neyse, bu seferlik böyle oldu. Seneye inşallah daha iyilerini kurarız bakalım. Bir tane de komposta çıkarttım böyle. Bunları da annem yapmıştı. Sulandırıp sulandırıp içiriyorum çocuklara. Vallahi bayılıyorlar. Hatta şurada birazcık kaldı. Onu da ben doldurdum. İçeceğim. Kettle'da niye yapmıyorum çay? Çünkü arkadaşlar kettle'da çelik, çaydanlık da çelik.
Kettle'da kahve suyu ama suyu kaynatması çok hızlı oluyor. Ya da yemeğin suyunu kaynatması çok hızlı oluyor ama ocakta onlar yavaş oluyor. Tat aynı çaydanlık çayı gibi oluyor ama sürekli kaynama modunda olduğu için, ısıtma moduna geçmediği için kettle'da yapmıyorum. Ama bir misafir gelir kalabalık, o zaman yaparım kettle'da. Ama bize kadar ocakta yapıyorum. Çünkü 2 bardak, 3 bardak içiyoruz. Ondan sonra kapatıyoruz. Kalıyor öyle. Şunu da alalım. Ve gidelim artık içeri. Videomu da artık burada sonlandırayım. Geçen gün Instagram'da süttaçın tarifini paylaştığım videoda bu hasır sepeti çok soran olmuş. Bunu 2 adan almıştık. Bunun bende 2 çeşidi de var. Birisi yazlıkta duruyor, birisi de burada oldu. Ama bu şeyleri aldığımda aldım yani. Yoksa bunu peçetelik olarak almazdım herhalde. Böyle dar peçete bulamam diye. Dikdörtgen bunun böyle formu, oradaki kare. Onu da peçetelik olarak kullanıyorum ama bu yağdanlık olarak çok güzel duruyor böyle tezgahların üzerinde. Ve bu yağdanlıklarda damlatmayan Paşabahçe'nin yağdanlığı olduğu için buna çok güzel uydu böyle. Çok da güzel duruyor, şirin duruyor böyle tezgahın üzerinde. Ben de seve seve kullanıyorum. IKEA'dan peçetelik olarak aratabilirsiniz. Karşıki siteye gene geldi ambulanslar. Şimdi ışıkları yandı, öyle gördüm. Allah acil şifalar versin. Neyse, çayları soğutmadan gidelim içeri. Muhakkak bu süttaç tarifini Instagram'dan screenshot alın. Ondan sonra da tarifi mutlaka uygulayın arkadaşlar. Harika oluyor. Mutlaka bir kere deneyin, beğenmezseniz artık evde yiyen birileri illaki çıkar yani, ama harika oluyor. Sevmeyen bir yere bayılacak yani, böyle pek fazla süttaş düşkünü olmayan bile bayılacak bu tarife. Neyse, bugünün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğeni gerçekten benim için çok çok önemli. Yorumlarınız çok çok önemli ve değerli. İzlediğiniz için çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.